Gündemdeki sıcak başlık CHP'li Gürsel Tekin. Az önce de söylediğim gibi bir televizyon programına katıldım ve dedi ki HDP'ye bakanlık verilebilir dedi. Ee, bunun sonucunda İyi Parti ve e, CHP Kanadı adeta birbirine girdi. Hem bunu konuşalım dilerseniz. E, çünkü ben şunu sormak istiyorum size CHP'nin iktidar olduğu e, bir e, ülkede yani iktidarlı durumunda HDP'ye bakanlık verilebilir mi ki? Ee, İyi Parti'nin de bu iktidarda olduğunu varsayarsak. Evet. Şimdi Melis Hanım tabii zaman zaman böyle bazı konularda kamuoyu yoklaması kamunun tepkisini <laughs> ölçmek için bazı cümleler sarf ederek bir kayıkçı kavgası <laughs> şeklinde e, kendi hitap ettikleri topluluklara tabana bir efendim mesaj vermek isteyen ...yaklaşımlara şahit oluyoruz. Daha evet. önce de geçen sene hatırlarsanız... E, ...CHP e, eski milletvekilinin... ...Sayın Dursun, Dursun Çiçek'in... Evet. ...bu yönde bir takım beyanları olmuştu. İlk kez Ondan söylenmiyor. Sonra, evet. evet ilk kez söylenmiyor. Çünkü e, acaba nereden nereye gelindi? Bu ölçümleri de kendi aralarında yapıyorlar. O zaman tepki neydi? Şimdi tepki nedir? Hı hı. Dolayısıyla aslında daha önce İyi Parti... E, ...sessiz kalmıştı. E, şimdi ise bu konuyla ilgili farklı bir yaklaşım e, sergilemek zorunda kaldı. Çünkü bu hakikaten kamuoyunda bir infiale sebebiyet verdi. Niye? Şimdi aslına bakarsak altılı masanın bir araya gelmesinin efendim altında yatan tek bir gerçek var. O da e, parlamenter, sisteme, parlamenter geçiş. sisteme geçiş deniyor. Hı hı. Parlamenter sistem nedir acaba? Ve parlamenter sisteme geçiş nasıl olur? Aslında bunu ...hiçbir şekilde gündeme getirmiyorlar ve üzerini örterek başka konu başlıklarıyla gündeme gelmek istiyorlar. Bence hı hı. bu soruyu cevaplamadan önce hı hı. şu parlamenter sisteme geçiş nasıl mümkün olabilecek... bunu konuşalım. ...teorik olarak, anayasal hı hı. olarak bunu hukuki çerçevesinde ortaya koymak lazım. Çünkü zira e, Sayın Kılıçdaroğlu ben Cumhurbaşkanı olacağım diyor... Hı hı. ...Sayın e, Akşener de ben Başbakan olacağım diyor... Evet ama bunun için belli şartların yerine gelmesi gerekiyor. Başbakanlık sürecinin olabilmesi için. Yani şu anda biz başkanlık sistemindeyiz. Sayın Akşener'in bahsettiği başbakanlık sürecinin olabilmesi için belli şartlar var. yani Mutlaka önümüzdeki süreçte. mutlaka. Yani o şartlar nelerdir işte nasıl tahakkuk edebilir? Ve ne vaat ediyor altılı masa? Ne vaat ediyor? Onu kamuoyunun bilgisine sunmak isterim. Hı hı. Vaat ettikleri şey biri çıkmaz ve açmaz bir kere parlamenter sistem ülkemizi tamamen geriye götürmek. 90'lı yılların belirsizliklerine, <laughs> öngörüsüzlüklerine, koalisyonlara mahkum etmek ve aslında devleti kendi aralarında makam ve mansıpla paylaşmak. Aslında altılı masayı bir araya getiren saiklere, nedenlere baktığımızda kiminin kin ve nefret, kiminin hırs ve haset Kiminin de makam ve menfaat ortaklığıyla bir ittifak kurdukları ve e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığında birleştiklerini görüyoruz. Hı hı. Ve bu efendim gerçeği örtmek noktasında da acaba biz milleti yanımıza nasıl çekebiliriz mealinde bir efendim e, güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi ortaya koyuyorlar. Peki nedir bu güçlendirilmiş, nedir bu güçlendirilmiş parlamenter, sistem? Parlamenter. Güçlendirilmiş parlamenter sistem hükümetin güçlendirilmesi, yürütmenin güçlendirilmesidir. Parlamenter sistemle güçlendirilmiş parlamenter sistem olarak zikredilen şey daha önce güven oyu ve güvensizlik oyu efendim e, gen soruyla düşürülme durumunda belirsiz bir yürütmenin hükümetin öngörülemez bir durum söz konusu olmasın. Onun yerine e, ...ikame edilecek hükümet belli olduktan sonra hükümet değişikliği olsun şeklindeki... ...yaklaşımın isimlendirmesi olarak güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisinde bulunuyorlar. Bir kere adına baktığımızda demek ki parlamenter sistem zayıf, çürük bir sistem aslında özünde. Bir takım handikapları var. Bunu kendileri beyan ediyorlar, bunu kabul ediyorlar. O ki Onun için güçlendirelim diyorlar. Sistem. Güçlendirdikleri ne peki? Yürütme erkini güçlendiriyorlar. E, bunu kökünden çözmüş zaten efendim cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, başkanlık hükümet sistemi. Ve burada en önemli şey de parlamenter sistemde <laughs> kendi efendim reyiyle mi millet cumhurbaşkanını seçecek yoksa milletvekilleri marifetiyle parlamentoda mı cumhurbaşkanlığını seçecek? Buna dair altılı ittifak bir araya geldiler <laughs> ama tek bir cümle sarf etmediler. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştireceğiz. Parlamenter sistemi getireceğiz dediler. Peki Cumhurbaşkanı nasıl seçilecek? Halk tarafından doğrudan seçilmeye devam mı edilecek? Hı hı. Yoksa parlamento mu Cumhurbaşkanı'nı seçecek? Buna dair en ufak bir şey söylemediler. An Şimdi deseler ki evet. Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmeye devam edilecek. O zaman %50 artı 1 ile seçilmiş bir Cumhurbaşkanı %25 %30 oylarla seçilmiş bir başbakanın emri altına girmez. Bunun biz 60 yıldır örneğini gördük. Hı hı. Halk tarafından doğrudan seçilmemiş cumhurbaşkanının dahi aynı görüşe sahip cumhurbaşkanı ve başbakan arasındaki çatışmaları, çekişmeleri, yetki e, sorununu ve devamlı olarak bir problem oluştuğunu, bunun ekonomiye Sosyal efendim siyasal efendim e, gündeme nasıl e, olumsuz etkilerini hep beraber gördük. En son Sayın e, Ecevit ve e, Nece Sezer arasında Anayasa Kitapçı'nın sen mi yetkilisinin ben mi yetkiliyim yaklaşımlarının Hı. merhum Özal'la e, Mesut Yılmaz arasında merhum Özal'la e, Demirel arasında yani bunların Çok hepsini aynı gördüm. görüşte olan insanlar arasında dahi bunları gördük. Şimdi buna geri dönelim diyorlar. Bizim seçeceğimiz cumhurbaşkanı salon hı hı. cumhurbaşkanı olacak etliye sütliye karışmayacak diyorlar. Etliye sütliye karışmayacak yetkisiz bir cumhurbaşkanını boşu boşuna halk arasında mitingler yaptırarak hı hı. niçin halka seçtireceksiniz? Yani etkisiz yetkisiz bir cumhurbaşkanını niçin seçimlere halkın önüne koyacaksınız? Asıl hedefleri aslında işte halkın elinden doğrudan Cumhurbaşkanlığı seçme yetkisini alıp parlamentoya vermek. Yani vesayet odaklarına tekrar kapı aralamak işin özü ve özeti burada. Bunu da söyleyemiyorlar. Tek efendim güya alternatif olarak sundukları şeyin temeli bozuk. Temeli aldatmaca, kandırmaca ve oyalama. Parlamenter sisteme geçirebilmesi için önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde hı hı. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminin 2023 Haziran'da yapılması lazım. Sonra eğer 400 milletvekili alırsa parlamenter mümkün sistemi mi? isteyenler mümkün değil. Hiçbir şekilde pratik olarak mümkün değil. Bunu milletimiz takdir edecektir. Hı hı. 400 milletvekili çıkardığı takdirde parlamenter sisteme geçmek isteyen 6 artı 1 HDP'li ittifak hı hı. derlerse ki efendim biz e, parlamenter sisteme geçmek istiyoruz. Hukuken anayasa tamam. olarak mümkün. 400 milletvekili üzeri. Hı hı. Ancak ben şunu ifade etmek isterim ki burada vesilenize. Usulde paralellik ilkesi çerçevesinde hı hı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine halk oyuyla geçtik referandumda doğrudan millet iradesiyle 16 Nisan 2017'de yapmış olduğumuz e, referandumda. referandumda dolayısıyla parlamenter sisteme de siyasi etik açısından ve hakikaten Hı -hı. sağlam bir zemin oturması bakımından 400 milletvekili ve üzeri milletvekilinin evet hukuken mümkündür anayasal olarak Hı -hı. bununla beraber kesinlikle e, halka sorulmalıdır çünkü halk oyuyla cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi kesinlikle. halka sorulduğunda Size soruyorum şimdi Melisa Hanım, vatandaş olarak da soruyorum. Herkes kendi kendine lütfen sorsun. Ekranları başında, evet, ben sizin sorsun. üzerinizden, bütün izleyicilerimize, Hı -hı. bütün milletimize soruyorum. CHP tabanına Hı -hı. altılı ittifakın tabanına soruyorum. Hı -hı. Doğrudan Cumhurbaşkanını siz kendiniz mi seçmek istersiniz? Hı -hı. Yoksa sizin seçtiğiniz milletvekilleri parlamentoda mı seçsin? Yani sevgili bu, izleyiciler, bu cevabı vermeleri lazım. Kalsın TV Instagram hesabındaki son paylaşımın altına yazabilirler görüşlerini. Biz de görüşlerini yazabilirler. E, yani de, hakikaten evet. elinden alsınlar mı? Cumhurbaşkanını doğrudan seçme etkisi milletin elinden alınıp parlamentoya mı verilsin? Yoksa millet Cumhurbaşkanı seçmeye devam mı etsin? Akılda kalsın. İki seçenek yazalım. sunabilir bu 6 artı 1 ittifakı. Hı, hı. Nedir? İki seçenek. Ne? Derler ki halk seçmeye devam etsin diyebilirler. Ya da tam parlamenter sistemde öyle. de. Veya parlamentoya geri verilsin deli geri döndürülsün evet bu yaşadığımız süreçleri Hı -hı. hiç yaşamamış kabul edelim Hı -hı. bu krizleri kabul edelim yaşamamış Deliyle 367 mi? efendim krizini falan hepsini unutalım bunlar bir daha hiç olmayacak düşünelim Hı -hı. diye efendim milleti e, aldatmaya kandırmaya çalışsınlar Hı -hı. iki tane teorik olarak soru var Cumhurbaşkanlığı. Milli seçerse yüzde 50 artı 1 ile seçecek. İzleyicilerimize soralım, onlar kendileri Başbakan, de yazabilirler. Başbakan Emre altına girecek mi, girmeyecek? Hı -hı. Salon cumhurbaşkanı olacaksa, hiçbir etkisi yetkisi olmayacaksa Hı -hı. niye o zaman e, cumhurbaşkanını halka seçtiriyorsunuz? Gereksiz bir iş. Soralım. O zaman, o zaman verdim. ikinci soru efendim, parlamento seçecek? Evet, asıl kafalarında olan şey. Vesayet odaklarına istedikleri zaman müdahale edebilmenin argümanlarını tekrar sisteme yerleştirebilmek adına hı hı. asıl gayeleri milletten bu yetkiyi alıp parlamentoya tekrar devretmek aynen o zaman anayasa mahkemesi kararıyla bir takım bürokratik arışık yapıların hı hı. vesayetçi efendim yapılanmaların şu kişiler cumhurbaşkanı olamaz demeleri gibi bir kriz e, çıkarmalarına e, müsaade etmektir bu parlamenter sistem taleplerinin temeli hı hı. çürüktür bozuktur ve pratikte de uygulanması imkan ve ihtimali söz konusu değildir Dolayısıyla Yok. alternatif bir öneri olarak sundukları efendim en önemli argümanın kendisinde bir hayır yoktur ki bu altı artı bir ittifaktan bir hayır gelsin Tabii ki şunu da ifade edelim hı hı. parlamenter sisteme geçeceğiz diyorlar. HDP'ye de bakanlık vereceğiz diyorlar. Şimdi Cumhurbaşkanlığında da şu anda da Cumhurbaşkanı e, e, şey dersek Cumhurbaşkanını 6 artı 1 ittifak efendim e, kazanırsa HDP'ye e, bakanlık vereceğiz diyorlar. Şimdi bunun evet. yoklamasını yapıyorlar. Yani HDP masanın üstüne çıkmak istiyor bir kere. Artık altında kaldığım yeter diyor. Üste çıkmak istiyorum. Kendi tabanım bu konuda rahatsız efendim e, biz. 6 artı 1 olarak yola devam etmeliyiz yaklaşımını aslında yani, sergileyenler var. Vatandaşı mı yokluyorlar aslında bu şekilde? Bütün evet tabanları bütün çünkü birbirine benzemez hı hı, partilerden oluşuyor. Değil, evet. Dolayısıyla bu bir yamalı bohça zaten dikişleri patlayacak patladı. Aslında e, bunlar bir arada bulunamayacaklar. Bu altılı ittifak dağılmak mecburiyetinde kalacak. Çünkü kendi işlerinde de farklı kombinasyonlar söz konusu. Ama altı artı bir e, ittifakın bileşenleri bir takım yönetim kadrolarında diyorlar ki, ya şimdi sırası mı bunları bir araya getir, e, bunları söylemenin? Şimdi sırası değil. Biraz daha bekleyin. Millet hazır değil. Alıştıralım. Hı hı. Son anda efendim bu hususları konuşalım diyenler var içlerinde. Bir kısmı da sabırsızlıkla bu işleri şimdiden kotaralım. E, HDP ile beraber ancak biz bunu başarabiliriz. HDP olmadan bunu başaramayız. E, açık e, desteğini almamız gerekir diye CHP içerisinden de e, fokurdayan bir yapı var. Dolayısıyla bu kendi işlerindeki sıkıntının bir bakıma da iz düşüm aynı zamanda. Ama e, onları kontrol altına alarak... Aman şimdi bir şey söylemeyin, ee, baskılayalım, ee, sırası değil diye bir takım grup başkan vekillerinin açıklamaları var. Dikkat ederseniz açıkça. Dolayısıyla hı hı. bu konuda aldatmaya, kandırmaya, oyalamaya dönük bir taktik içerisindeler. Ancak Hazırlıyorlar mı? Yani mesela aslında bu tarz açıklamalarla yavaş yavaş alıştıra alıştıra hani vatandaşı hazırlamak için yapılan bir... Aynen ee, bu yönde bir kayıkçı kavgası içerisindeler. Tabanlarını herkes genişleterek daha fazla efendim Cumhur İttifakı'ndan oy devşirmek suretiyle hı hı. E, bir neticeye varabilir miyiz çıkmazı içerisindeler. Şimdi bakın ben şeydeyim e, şu anda sahadayım sağdan geliyorum evet. e, Çankırı'da hı hı. ilçeleri köyleri gezdik geliyorum. Yani şöyle diyor vatandaşımız vatandaşımızın ağzıyla söylüyorum tam manasıyla o basiret ve ferasetiyle irfanıyla hı hı. sayın e, vatandaşlarımızın diyor ki yani bu altılı masadan hiçbir cacık olmaz söylediği bu ne varsa yine de AK Parti'de var yaparsa AK Parti yapar diyor milleti bu noktada Cumhur İttifakı'nın etrafında kenetlendiği ve Sayın Cumhurbaşkanımıza açık destek verdiğini gördükleri için yaptıkları anketlerde... bu mealde bir takım atraksiyonlarla nasıl olur da kendimizi konsolide edip... bu erimeyi azaltabiliriz ve %50 artı birin üzerine çıkabilirizin... bir takım stratejik hamlelerini zaman zaman yapıyorlar. Sonra da baktıklarında, denediklerinde, hı hı. kendi tabanlarından bu konuda... hoşnutsuzluk söz konusu olduğunda işlerinden e, bir takım kişiler... Bunu toparlamaya ve sonra da genel başkanları marifetiyle de e, bu noktada kendi efendim e, siyasi çizgilerinde e, Hı -hı. ilerlemeye e, devam etmek istiyorlar.